Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, bu girişle ilgili çok espri yapıyorsunuz. Eyvallah. Hele bir tane bir takipçi arkadaş yazmış ki hocam siz böyle girdiğiniz zaman daha siz konuşmadan benim çocuğum kelime, cümleyi tekrarlıyor şeklinde. Arkadaşlar bugün size İran'da suikasta uğrayan bilim adamı Muhsin Fahrizade Mahabat'la ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Nere oluyor? İran'da İsrail arasında bir savaş çıkar mı? Amerika katılır mı? Böyle bir senaryoda İran Amerikan üstlerine eğer bir karşılık verirse burada incelikte muhatap hedef olur mu şeklinde sorular geldi. Değerlendirmek istiyorum. 1948 İsrail kurulduktan sonra ve kurulmadan hemen önce Orta Doğu'ya terör geldi arkadaşlar. Yani Filistinlerin toprakları sattı çıktı diye öyle biliyoruz ama öyle değil. Terörle o incelerseniz eğer 1938 arasında çok büyük terör olayları olmuş. Zoraki terörle e, Filistinleri satan sattı, satmayan da zoraki kaçırmışlar. Ve o gündür bugündür hala Orta Doğu bitmiyor. Bunun nedeni ne? İki, iki tane ana neden var. Birincisi enerji kaynakları. Petrolün %55'i yaklaşık. Doğalgazın %45'i bu bölgede. Aynı zamanda İsrail'in vaat edilmiş topraklar projesi var. Ve İsrail lobisi, Yahudi lobisi, Siyonist lobi diyeyim, Avrupa'da, Amerika'da çok güçlü. Avrupa ve Amerika, Siyonist lobinin etkisinde ve İsrail'in güvenliği için dış politikalarını, Orta Doğu dış politikalarında birinci madde İsrail'in güvenliği. Trump hükümetiyle beraber Orta Doğu'da bazı değişiklikler oldu. Trump seçilmeden önce e, İsrail dostu en en İsrail dostu başkan benim. Seçilirsem Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağım demişti. Hakikaten de taşıdı. Üstüne Golan Tepelerini de İsrail'in tanıyorum dedi Suriye'ye ait olan. Aynı zamanda e, İsrail'in yerleşim yerlerini tanıdı. Ve bir süreç başladı Ortadoğu'da. Doğu'da. Trump e, Suudi Arabistan körfez ülkelerini barış ad altında İsrail'i e entegre etti, bir, bir süreç başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri gitti, İsrail'de ilk hava yolları seferi başladı. Orada bir yatırım ofisi açıyor. Bir elçilik açma durumu var. Dolayısıyla bölge İsrail' endeksi, Trump hükümeti tarafından yeniden bir dizayn edildi. Ve İsrail e, e, Büyük ortadoğu projesinde aslında bir mezhep savaşı çıkartma fikri vardı. Yani İran'la öncelik Türkiye'nin kapıştırılması. Eğer FETÖ başarılı olsaydı 15 Temmuz'da biz İran'la savaş halindeydik. Eee İran'daki Rumeyli devrimi sonrası bir 8 yıl Irak'la bir savaş yaptılar. Savaşladılar daha doğrusu. Irak Kuveyt'e girdi, savaştı. Eğer Türkiye olmasaydı Suudi Arabistan Katar'a girecekti. Yemen'de İran Suudi Arabistan savaşını görüyoruz. Dolayısıyla sürekli bir savaş hali var ülkeler küçük ee, ve birçok ülke dışarıdan yönetiliyor Ortadoğu'da. Büyük bir baskı altındalar ve Türkiye'ye karşı da Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde bir hareket başlamıştı. Peki ne oldu son günlerde? Pompeo Amerika'da Biden'ın seçimi kazanmasından sonra bir Ortadoğu gezisi yaptı. Türkiye'ye de geldi. Burada bir Patrikhane görüşme yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan, hatta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret yaptığı ve bugün Reuters haber ajansında bir haber vardı. Kral'dan habersiz yaptı şeklinde. Sonra Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir zeytin dalı geldi. Türkiye ile bir problemimiz yok. Ürünle, yasak listesinde ürün de yok gibisinden. Ve Türkiye ile karşılıklı bir e, mesaj vardı. Yani İran'a karşı bir operasyon olursa Türkiye'yi bu noktada blok etmek. Aynı zamanda Joe Biden geliyor. Körfez'deki bu işbirliği dağılabilir İsrail'le. Türkiye'nin en azından yanında yer alalım şeklinde bir yaklaşımı var. Bunu görüyoruz. Birinci derecede mezhep savaşında İran-Türkiye. İran, Türk devleti akıllıdır. İran'da bu noktada çok bilgilendirdiğini zannediyorum. Çabuk gaza gelme, dikkatli ol şeklinde. 2011'de, 2010'da Suriye sınırında mayınlar temizlendi. Savaş çıktı 2011'de. Doğu Beyazıt'ta da mayınlar temizlendi. Aha dedim, yani bir endişe sarmıştı. Acaba İran'da ekonomik baskı, Güney Azerbaycan veyahut da Belicistan, diğer sınırdaki hareketlilikte İran'da bir iç kargaşa sonucu yeni bir göç dalgası mı bekleyeceğiz şeklinde? endişelerimiz olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail etkisiyle İran'a baskısı İran'da hakikaten çok ciddi bir ekonomik kriz var. Etkisini gösterdi. Bir de Ahmet Necat döneminde bizdeki geçmişte mağdur olan bankalar vardı. Dolandırılan, batan bankalar, paralarını alamayanlar, döviz mağdurları. İran'da bir 2 milyon kişi yaklaşık etkilemişti bu. E, paraları uçtu gitti. İran'ın bunu karşılayacak parası da yok. Bu halde e, Türkiye ile İran'ı savaştıramayınca Suudi Arabistan öncülüğünde Körfez'le ordusu grup İran'ı savaştırmak istediler. Şimdi İslam dünyasında dışarının kullandığı iki tane güç var. Birincisi İran, Şiası. İran Şiasına yol veriyorlar. Tüm Afro Afrasya'ya kadar e, militan gruplar oluşturup e, operasyon çektireceklerdi. Bunun, bu tezdik. Karşılığında da Suudi Arabistan'ın Vahabi Selefi hareketini koydular. Ee, Suudi Arabistan e, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman demişti ki Selefili Afro-Avrasya'da yaymamızı Batılı dostlarımızı istedi demişti. Yani Amerika istedi demişti. İran ve Suudi Selefili tüm Orta Doğu'da toz kattı. İşte Yemen'deki mücadeleyi görüyoruz. Bugün husilerin Suudi Arabistan'a tehdidi vardı. İran Lübnan'a e, yeniden bir yığınak yapıyor. Suriye'ye yapıyor. İsrail sözde Rusya olmasına rağmen İran'a operasyon çekiyor. Rusya'nın hava savunma sistemleri harekete geçmiyor. Ve sürekli Suriye'yi bombalıyor. Körfez'le İran'ın kapıştırılması istendi. On da başarılı olamadı. Ve Trump hükümetinin arkasında tam lobi olarak da Netanyahu'nun lobisi vardı. Ancak Trump kaybetti. Gitmeden önce Netanyahu son bir kıyak geçmek istiyor. İsrail'e şey, Trump Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo bölgeye gelip ziyaret ettiğinde zaten birkaç iki önceki videoda bahsetmiştim. İran'a acaba bir operasyon mu olacak nükleer tesislerine yönelik? Biz nükleer tesislerine bir bomba beklerken İran'ın önemli kritik bir bilim adamına bir suikast girişimi geldi. Bu suikastın tarihine bakarsak arkadaşlar 2 Mayıs 2018'de haberler, haber ajanslarına bir haber düşmüştü. İsrail'deki e, Valla internet sitesi e, bu bugün suikast, iki gün önce suikasta giden e, dün suikasta giden e, İranlı bilim adamının suikast listesinin alındığını yazmıştı o dönemde. 2010'dan bu yana İsrail İranlı 5 bilim adamına suikast düzenledi. Hatırlayın bakalım yine o dönemlerde İran'ın nükleer tesislerine bir Sibel saldırı düzenlemişti. Ciddi zayiat verilmişti. Bugünkü öldürülen e, İranlı bilim adamı e, Birleşmiş Milletler'in 2011 raporunda da vardı. Yani İran'ın nükleer bomba yapımındaki en önemli kilit isim şeklinde devrim muhafızlarından intikam alacağız diye bir açıklama yapıldı. Hamedey İran dini lideri bir açıklama yaptı. Aynı şekilde Obama döneminde CIA direktörü olan John Brennan bir açıklama yaptı Twitter'dan. Dedi ki John Brennan İran'a fevri hareket etmeyin Joe Biden'ı bekleyin. Şimdi Trump'ın arkasında Orta Doğu politikalarını İsrail Endeksi yürüten Pentagon Joe Biden hükümetine bir miras bırakmak da istiyor aynı zamanda. Şimdi Joe Biden geldiğinde yeniden İran'la masaya oturma ihtimali gündemdeydi. Obama gibi nükleer anlaşma gündemdeydi. Hatta Obama döneminde bu nükleer anlaşmayı yapan en önemli kilit isimlerden biri Muhsin Fahrizade diye biliniyordu. Şimdi Trump Orta Doğu'da Joe Biden'a bir problem bırakmak da istiyor aynı zamanda. Ee, bir ay önce yaklaşık belki de bir aydan daha kısa bir süre önce e, Netanyahu'nun Trump'a İran'a nükleer testlerini bombalama, saldırma, savaş açma yönünde talepleri olduğu Ancak Trump'ın danışmanlarının bundan Trump'ı vazgeçirdiği, böyle bir şeyin uygun olmayacağı söylediği New York Times'ta haber olarak çıkmıştı. Şimdi ne peşinde İsrail burada? Orta Doğu'da e, İslam dünyası Orta Doğu bu çevre aynı zamanda İsrail'in çevresinde Türkiye ve İran dışında ciddi bir devlet kalmadı. Suriye savaş halinde, Irak paramparça, Libya ageza öyle. Kattafi'nin çalışmaları vardı. Saddam Hüseyin'in e, Libya, İsrail'e karşı Esad'ın yine Hamas'a ciddi destekleri vardı. Lüb Lüb, Lüb Lübnan'daki Hizbullah'ın, Filistin'deki Hamas'ın ana finansörlerini tek tek ülkeleri karıştırdılar. Nedenlerden biri de bu. Geriye iki tane sağlam ülke var. Körfezi, Suudi Arabistan'ı falan zaten baskı altına almıştı. Trump'ın görevi devrettikten sonra problemler devam edecek ama bir yargılanma durumu gündemde. Tahmin ediyorum Trump bu noktada bir yardım istiyor lobiden. Aynı zamanda Joe Biden'a da Orta Doğu'da politikaları, senin istediğin gibi politika izleyemezsin şeklinde bir mesaj vermek istiyor. Şimdi e, Amerika'nın B-52 bombardıman uçağı körfeze gelmişti. E, aynı şekilde bir uçak gemisi vardı Amerika dönecekti ama dönmedi yeniden ve bu olaydan sonra Amerika'nın üstlerinde çok ciddi bir alarm seviyesi yükseltildi. Amerika'nın istihbarat uçakları havada dolaşıyor. Herkes tetikte. İran bunun intikamı alınacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri hazırız diyor. İsrail'in Trump'ın son döneminde yapmak istediği arkadaşlar aslında Lübnan'ı işgal etmek istiyor. Fırsatını bulabilirse. Aynı şekilde son dönemde Suriye'de Golan Tepeleri'yle yetinmeyecek. Yine Suriye'ye biraz daha. Çünkü vaat edilmiş topraklar projesi var. İsrail Eğitim Bakanı 2015 yılında bir açıklama yapmıştı. Savaşı bitirmek istiyorsanız kutsal kitabımızdaki öğretileri değiştirin orada bize vaat edilmiş topraklar var. Bu toprakları almadan bu savaş bitmez demişti. Vaat edilmiş topraklar bizim Güneydoğu'da da bir bölgeyi kapsıyor. Ee, kendi dini inançları etrafında faaliyet gösteriyorlar. Bizde de zaman zaman Aselsan suikast Asesan ölümlerini biliyoruz. Bir türlü aydınlatılamadı. Aynı şekilde e, 2007'deydi galiba Atlasjet uçağı düştü. Orada da Thorium'la ilgili, CERN'le ilgili ciddi çalışmalar yapan bir bilim adamı grubumuz vardı. O noktada da hep bir soru işareti. Buradan anlayacağımız bizim Türkiye'de kilit noktada teknoloji üreten şirketlerin, şahısların çok sıkı bir koruma altına alınması gerektiği. Belli ki İran'da operasyon yapma açısından çok güçlüler. Yani arka arkaya 5 tane kilit noktadaki bilim adamına suikast var. John Brennan açıklama yapıyor. Eski CIA direktörü diyor ki bu diyor El Kaide ve IŞİD gibi düşünmeyin. Bu uluslararası barışı etkiler. Hukuk ihlalidir, suçtur diyor. Aynı şekilde İran gerçekten çok zor durumda. İran'ın en zor durumlarında Türkiye sahip çıkmıştır. Amerika'nın ambargo koyduğu dönemlerde bile. Ha, İran'ın Türkiye'ye bakışı nedir? Toparlanırsa cep alacaktır. İşte Azerbaycan Karabağ olayında gördük. İran tırları Karabağ'a doğru yoldayken Debrezli Türkler müdahil etti ve İran gönderemedi. Sonuçta Azerbaycan Karabağ İran sınırını kontrol altına aldı. İran tam ondan hemen önce açıklama yaptı. Karabağ Azerbaycanındır şeklinde. Tarih tarih ilişkilere bakarsak İran inişli çıkışlı. Türkiye daima yabucu olmuştur ama İran o noktada aynı şeyi göstermemiştir. 1941 yılında iki Dünya Savaşında İran'ı İngilizler ve Ruslar ortaklaşa işgal etmişti. O dönemde İran'ın bir bölümünde bir Kürt devleti kurmuşlardı. Ee, ve İran'daki o hareket yakılan o meşale bugüne kadar devam etti. Son dönemde PKK'nın, PECAK'ın, İran ın operasyonu yapan PJK'ın da e, İran'da yer eden hareketlerin ihtimali olduğu görülüyor. Şimdi İran farklı eyaletlerde farklı şey, e, Etnik gruplar var. Özellikle Belicistan ve bölgelerinde de önümüzdeki günlerde bir hareketlilik görebiliriz. İran'daki iç hareketlilik olmasını istemeyiz ama bu bizi etkiler. Yeni bir göç dalgası gündeme gelebilir İran üzerinden. Bu hareketlilikte e, İsrail Karabağ olayında Azerbaycan'ı tutmuştu. Ana nedenlerden biri ekonomik nedenler var. Bir kuşak büyüyor, endişeli pozisyon kapma var ama Anadenden biri de İran'daki e, İran'ın bölünmesi. O bölünmede Güney Azerbaycan denen Azerbaycan Türklerinin ya ayrı bir özel bir devlet haline gelmesi veya Azerbaycan'a bağlanması gündemde. Umdukları o. İran'daki ekonomik baskıda Amerika Birleşik Devletleri sık sık açıklama yapıyordu. İran diyor kendi halkının parasını terörü finanse ederekten harcıyor birçok Afro yani Afrika'ya kadar birçok farklı ülkede faaliyet yürütüyor. Sen diyor bu parayı buralarda faaliyet yürüteceği de kendi ülkeni harca diyor. Amerikalıların da böyle bir yaklaşımı vardı. İran'ın tarihine baktığımızda bir de 1953'te Musattık, Başbakan Musattık'ın devrilmesi olayı var. Bu noktada bunun özellikle Amerika tarafından yapıldığına dair dedikodular vardı ama en somut bilgi bundan birkaç ay önce BBC'de çıkan bir haber vardı. Bir MI6 yani İngiliz Dış İstihbaratı'nın bir uzmanı İran'a yapmış olduğumuz o Musattık'a yapmış olduğumuz darbe yani devrim devirme hareketi 700 bin sterline mal olmuştu. Çünkü içinde ben de vardım demişti. Musattık başbakan seçildiğinde ne oldu? petrolü millileştireceğim dedi. Aynen Venezuela'da olduğu gibi. Venezuela'da da e, petrol millileştirildi. Olaylar başladı. O dönemde İran'daki petrol İngilizler işletiyordu. İngilizler buna karşı çıktı. Amerika ile beraber onları da ikna ederek de bu sattıkı devirdiler. Sattıktan yeniden petrol İngilizlerin kontrolüne geçmişti. Daha sonra İran'da Şah dönemi geldi. Şah OPEC başkanlığı yaptığı bir dönem, o dönemde petrol 160 dolara çıkıyor. İndir diyorlar, indirmiyor. Çok ciddi bir geliri var İran'ın ve Kobileri destekliyor. Ha, orada yolsuzluklar oluyor mu? Evet, oluyor. Kobileri destekliyor ve e, Şahla anlaşamayınca Rumeli ile anlaştığı söyleniyor. Rumeli geldiğinde petrol 60 dolara indireceksen destek verelim diyorlar ve İran'da bir Rumeli devrimi oldu. Daha sonra petrol 60 dolara indi. Hümeyni gelir gelmez de Irak'a musallat ettiler. Hem Irak hem de İran aynı anda göçsün diye. Burada oyun kuran bir akıl var. İs İslam ülkesi denen halkı Müslüman olan ülkelerde siyaset biraz horoz dövüşüyor. Yani birleşerekten kendi üzerlerine oynan, oynanan oyunu bu aklın boyutlarını Göremiyorlar. Göremedikleri için de sürekli birbirleriyle kapışma halindeler. Şia'ya göre İslam dünyasının diğer kalanı çizgi dışında farklı bir anlayışları var. Ve tarih boyunca da ciddi anlamda Türklere de sıkıntı vermişlerdir. Şimdi Suudi Arabistan kontribüye de kaldı. Bir tarafta Trump var, onun baskısı var, İsrail ile ilişkiler var. Hatta şöyle bir şey de var. Bugün yapılan bir kamuoyu araştırma sonucunu okudum. Suudi Arabistan'da İsrail'e normalleşmeye yüz, halkın halkın %55'i karşı. Tabii ki halkın herhangi bir çiziyor yok orada ama kralın da karşı olduğuna dair bir bilgi var. Suudi, Suudi Arabistan'da Türkiye ile sıcak mesaj gönderen kral. Prens değil. Prens 2015'te Obama'nın İran'a nükleer anlaşması sonrası Türkiye'ye çok sıcak mesajlar göndermişti. Ve Türkiye ile her türlü işbirliğine varız ortak yatırımlar filan gibisinden ee, ancak Trump gelince Prens U dönüşü yaptı. Amerika 380 milyar dolarlık. Amerika'nın e, yönlendirmesiyle Hindistan'a bir 100 milyar dolarlık yatırım yapma şey fikri vardı. Hatta bir ara gidip Rusya ile de işbirliğine girdiler. E, bir S-400 alacaklardı Rusya'da. Gündeme gelmişti. Ortak nükleer testler yapacaklardı. Trump'ın baskısıyla onu başaramadılar. Şimdi İsrail, İslam ülkelerindeki bu dağınıklığı farkında. Trump'ın da gücünü kullanaraktan Amerika ile İsrail arasında bir savaş çıkartma peşinde. Bunun için de önce bir suikast düzenliyor. 2018'de zaten listeye aldı. İsrail internet sitesinde söylenmiş. E, Netanyahu diyor ki İran nükleer bomba üretiyor diye bir açıklama yapmıştı. Yani bizim elimizde 183 CD'de 55 bin e, sayfa İran'ın nükleer programı hakkında bizim elimizde bilgi var diyordu. Burada neyi anlıyoruz? Bizdeki FETÖ döneminde tüm bilgiler A'dan Z'ye saklı gizli yoktu. Hepsi uçtu gitti. Kozmik oda bilgileri dahil. Ona kimin vesile olduğunu biliyoruz. Kozmik odadaki bilgilerin ondan sonra başımıza ne geldiğini. Anladığım kadarıyla İran devleti içerisinde de böyle bir yapı var. Kripto bir mekanizma var ki gizli saklı hiçbir şey yok. Tahran'a hemen yakın bir mesafede bir ilçede bilim adamına suikast yapılıyor ve bu da bulunamıyor kim olduğu. Ve adım adım izlenmiş. İran'ın nükleer testleriyle ilgili bir, tüm bilgiler internette var. İstihbarat noktasında güçlü gibi görünüyorlar ama biraz zayıf oldukları da ortaya çıkıyor. Ee, Rusya İran'la çok sıkı işbirliğindeydi ama İran'ı satmış görünüyor Suriye'de. Biraz da Netanyahu'nun İsrail'in baskısıyla Rusya bir İran'dan da kurtulmak istiyor Suriye'de. Yani Rusya'nın niyeti Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bir özellik çözüm getirmek. Çünkü Rusya'nın hazırlamış olduğu Suriye Anayasası'nda geri görüşmeler başladı. Özel bölgeler var. Esad ayrı bir bölge, PKK ayrı bir bölge, küçük bir bölgede Sünnilere şeklinde. Rusya'nın modeline uygun. Eyaletler var. Amerika'da da aynı şekilde özel bölgeler var. Amerika'da da zaten eyaletler var. Türkiye'yi bu noktada ikna etmeye çalışıyor Rusya. Arka planda anayasası hazır. İran'ı burada dış çıkartmak istiyorlar. Şimdi İran'ın bu e, hamlesini bekliyor İsrail. Kışkırtıyor. Eğer bir hamle yapsa İran, herhangi bir Amerikan üstüne saldırsa veyahut da İsrail'e karşı bir füze atsa İran'ın tepesine çökecekler. Hazır bekliyorlar. İran da bunu görüyor. Devrim muhafızları açıklamasında intikam falan diyor ama aynı zamanda İran'ın modern bilime ulaşmasını engelliyorlar diyor. İran aklı, Pers aklı diyelim devreye girerse şu an bir karşılık vermez. Çünkü bir karşılık verdiğinde B-52 bombardıman uçağının tepelerinde göreceklerini biliyorlar. Aynı zamanda Amerika'nın uçak gemisi de Körfez'de Trump'ın son döneminde yılbaşı öncesi bir İran'a operasyon görebiliriz. Eğer karşılık verirse bu şeye bakarsak Ocak ayında Kasım Süleymani suikastıyla başlamıştı olay. Bağdat'ta İran'a yönelik ağır bir olay. Kasım Süleymani devrim muhafızlarının komutanıydı. Efsane komutan diye bilinir. Onlar öyle söylüyor, ben söylemiyorum. Dolayısıyla Kasım Süleymani olayında da göstermelik Amerikan elçilerine bir iki vize attılar ama daha sonra bunun anlaşmalı olduğu boş bir yere orada çok ciddi bir hasar vermedikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de yine benim görüşüm İran aklının buna karşılık vermeyeceği. Çünkü hatta karşılık vermesi için İsrail bu ara Lübnan Hizbillah'ına İran'ın farklı yerlerine yeni bir operasyonlar çekebilir. Çünkü Joe Biden hükümete gelirse İran'dan savaş noktasında umduğunu Netanyahu bulamayacak. Bu nedenle elindeki tüm gücü kullanarak da İran'ı kışkırtacak. Tabi bu Türkiye'yi nasıl ilgilendirir? Şimdi İran soru soruyorsunuz. İran incirle Amerika'nın üstüne bir bomba atabilir mi? Arkadaşlar İran her ne kadar darmadağınlık gitse de son dönemde Türkiye ile kavuşmayı asla istemez. O nedenle İran eğer böyle bir şey yapacaksa bunu direkt İsrail üzerinde yapabilir. Ama kıyamet kopar o zaman Orta Suudi Arabistan da tarafsız kalamaz. İsrail onları da yönlendirmek ister. Amerika'daki evangeliks olan kitle zaten burada bir Armageddon savaşı bekliyor. İsa Mesih gelsin, Tanrı'yı kıyamete zorlama hikayesi. Bu kireselcilerin bir yaklaşımı değil. Bu din merkezli. Siyonist Yahudilerin ve evangelist Hristiyanların şeyi, küreselciler İsrail'e bu noktada ortalığı çok karıştırma diyorlar. Vaat edilmiş toprakları geç, dünya bizim diyorlar. O nedenle İsrail'in vaat edilmiş toprak, projesine çok sıcak bakmıyorlar. İsrail'deki Netanyahu'nun mahkeme olayı, rüşvet olayı, sorgulanması olayı hatırlayın. Netanyahu ile Soros ciddi bir kapışma olmuştu. Amerika'daki, Avrupa'daki üst düzey Yahudiler Siyonist değil arkadaşlar. İsrail'e evet destek verdiler ama onlar küreselci. Tüm dünyayı ilgilendiren projeleri var. Kritik bir dönemdeyiz önümüzde ilk süreçte. İran'ın yanlış bir hamlesi, Aynı 1941'de İngiltere ve Rusya'nın İran'ı işgal etmesi gibi İran'ı işgal olmaz ama İran'a ağır bir bombardıman sonrası içeride iç kargaşa çıkabilir. Bu Türkiye'ye nasıl yansır? Güç olaraktan yansır. Böyle bir sahneyi biz istemiyoruz doğal olaraklar Önümüzdeki süreçte dikkatlice bu olayları izliyoruz. İsrail kendi hesabını yapmış. Bu savaşa hazırlanmış ancak. İgna edemiyor Trump'ı direkt saldırmaya. En direk kışkırtmalarla, suikastlarla e, İran'ı karşı koymaya koyuyor. Önümüzde ilk günlerde İran'dan çıkan veyahut da Lübnan Hizbullah'ından gibi görünen sahte bir saldırı olayı İ İsrail tezgahlayabilir. Bu şekilde bunu İran yaptı deyip Amerika'nın İran'ın üstüne yeniden sürebilir. Bu da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yani becerip beceremeyeceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bunu deneyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar Türkiye ortadoğu coğrafyasında aynı zamanda İslam ülkeleri içerisinde dış politikada olsun devlet aklı en iyi olan Türkiye'dir bu noktada İran'a da muhtemelen gerekli aklı Türkiye verecektir sakin dur şeklinde nasıl ki CIA direktörü İran'a Joe Biden gelene kadar, iktidar oturana kadar 20 Ocak 2021'de oturacak. Bekleyin, karşılık vermeyin diyor. Yani şer bir güç zoraki kışkırtıyor, zoraki savaş istiyor. Ne diyorlar bize? Ortadoğu'daki Doğu'daki en demokrat ülke İsrail diyorlar değil mi? Öyle mi acaba? Hangi ülke bugün gidip de bir yerde suikast yapar? Resmen göz göre göre bir bilim adamına bir ülkenin başka bir, ülke, bir başka bir ülkenin bilim adamına suikast yapılıyor. Baktığımızda daha önceden du, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de ve dünyanın değişik yerlerinde bu tür suikastları görmüştük. Ee, i̇nşallah bölgede öyle bir hareketlilik yani İsrail kendi emellerini başaramaz, bu bizi de çok ciddi etkiler. Konuyu kısaca bir değerlendirdim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.